Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yine arttı. Poşetler yine boş kaldı. Enflasyon Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35 arttı. Yıllık artış ise 12,15. Fiyatlar uçurumda. Millet perişan. Bak tezgahlara bak. Vatandaş bağırıp çağırıyor, alan yok. Sadece işte ekonomik davranmaya çalışıyor. Çok pahalı, çok. Her taraf pahalı. Bak bak, bomboş. Bomboş. Türkiye, dünya enflasyon liginde en yüksek enflasyona sahip 14. ekonomi. Kış aylarındayız ve mandalinanın da yanına yaklaşılamıyor. Mandalinanın fiyatı Ocak'ta %32 artmış. Vatandaşın doğalgaz, elektrik zamlarından şikayet ettiği bu günlerde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %12,76, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %13,07, su temininde %4,27 artış görüldü. Bir de çocuklar dershanede. Ya dershanede olmalarına rağmen elektrik faturam şok 227 lira. Ne yapıyorum? Ben de karanlıkta oturuyorum. Doğalgazla bilmiyorum ya, ben ısınamıyorum. Enflasyon hem yıllık hem de aylık bazda artarken zam şampiyonu fiyatı %81,46 artan patlıcan oldu. Ocak ayında en çok patlıcanın fiyatı arttı. Hal böyle olunca da zam şampiyonu unvanı patlıcanın oldu. Asos yemeklerin cebi boş. Bağırsaklarımız kurudu, yemek zorundayız. Yıllık bazda en yüksek artış %42,21'li alkolü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu %15,11'le olmazsa olmazımız eğitim takip ediyor. Milletin geçmediği tünele %56 zam yapılırken, doğalgaz, elektrik faturaları cep yakarken, makyajlı Ocak enflasyonu %1,35. Yani %11 diye açıklanan enflasyonun ben öyle olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar burada istedikleri kadar istediği şeylerini alamıyorlar. Neredeyse gram gram alacaklar. Vatandaş perişan. Bütün varlığımızla hissediyoruz. Ekonomi çok bozuk. Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 25'in ortalama fiyatlarında değişim olmazken 268'inin ortalama fiyatlarında artış yaşandı. Ne kadar tuttu hepsi toplamda? Vallahi balık 10 lira kilosu, yarım kilo aldım. Mantar 12 lira. 250 gram aldım. Her şey yarım kilo alıyorsunuz galiba. Evet, aynen öyle. Gramla alıyoruz. Türk enflasyon sepetini de değiştirdi. Enflasyon rakamını hesaplamada gıda, giyim, ulaşım ve ev eşyasının payı düşürüldü. Buna karşılık alkolü içecekler ve tütünün enflasyon hesaplamasında oranı %4,23'den %6,6'ya çıkartıldı. Ne artmış? Alkollü içecekler. Anlaşılan millet dertlerinin çokluğundan, derdinden kendisini alkole vermiş. Fiyatlar çok pahalı, uçmuş. Kaç poşet doldurdun, neler aldın? Daha 1,5 kilo elma aldım, bir şey almadım ki. Dolanıyoruz anca, alamıyoruz bir şey. Tere 1,5 diyor. Senin abi gel. Hayat çok pahalı. Geliyor, pazara geliyor ya. Ha, boş gidiyor. Enflasyon belirleyicisi olan sepetten iki üründe çıkarıldı. Aspiratör ve fotoğraf makinesi. Yerine ise davlumbaz ve çocuk taytı eklendi. Yapılan değişiklikle enflasyon daha düşük mü çıktı? İşte bu şimdilik merak konusu. Çok fazla, çok fazla.